sevgili dostlar, çok sevilen pahalı cüs serisinin yeni versiyonuyla karşınızdayız. Bugün çok pahalı şeyler bulduk. Hepsini tek tek size anlatmak isterdim ama anlatmayacağım, sürpriz olsun. Videoda görün. Efsane şeylerin pahalıları ve ucuzlarını karşılaştıracağız. Video izlediğinizde çok şaşıracaksınız. Aynı zamanda da biliyorsunuz kar çekiyoruz. Kimlere pahalı gelirse onlar pahalı takılıyor bugün. Kimlere ucuz gelirse de onlar ucuz takılıyor. İlk kıyafetlerden başlayacağız her zamanki gibi arkadaşlar. Güzel. Ucuz çeken bit pazarından 5 liralık 10 liralık şeyler bulup giymeye çalışacak. Pahalıyı çeken de Adana'da AVM'de bulabildiği en pahalı kıyafetleri, aksesuarları alabilir. Beymen. Bu sefer şey de düşünüyorum, kıyafetin içinde saat de düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Rolex. Birisi bana dedi ki 150 bin liralık, 200 bin liralık, 300 bin liralık saatler var dedi. Biz o parayı araba alıyoruz diyeceksiniz. Bugün öyle yerlere gideceğiz ki Mersin'in en lüks yatıyla en dandik teknesini, bildiğin kayık, balıkçı teknesi. Ucuz tekne çıkan kişilerin başı dertte olabilir bugün. Adana'nın en pahalı eğlencesine bakacağız. Eğlence mekanına ve en ucuz eğlencesine bakacağız. Hiç uzatmadan başlayalım. Şu an pahalı ucuz kartlarımızı karıştırıyor moderatörümüz ve bize veriyor. Emre'yle biz şimdi en lüks yerden en pahalı kıyafetleri giyeceğiz. Mami ile Murat abi de bit pazarından saçma sapan giyinecekler. Senin bütün bu serinin hepsinde bana ucuz kıyafet. Kıyafete geçelim. Bize pahalı kıyafet çıktı ama birazdan bunları dilenci gibi giydireceğiz. Ama şöyle söyleyeyim, devamında mesela en lüks mekan diyelim size çıktı. Gece kulübüne, lüks mekana dilenci gibi gideceksiniz. Almazlar lan sizi. Kıyafet bölümü başlıyor. Şu an bit pazarındayız arkadaşlar. En ucuz malzemeler, eşyalar, kıyafetler burada satılıyor. Şimdi Adana'nın en ucuz kıyafetlerini bulup ucuz kartını çeken kişilere giydireceğiz. Bunlar da kim? Murat abi, Mami. Abicim, hayırlı işler. Abi, şu adamla şu adama bu dükkandaki en ucuz işte tişörttür, gömlektir, pantolondur, kombin yapıyorsun. Ama o kadar ucuz olacak ki. Daha önce şu daimden kombin. Yine yaparız. Daimden kombin yapmıştık. Farklı olsun diye bu sefer başka bir bit pazarına geldik ama gene de daim geldi. Ben satarım. Geldi daim. Ben satarım. Hayır tamam, burada mı sizin? Aynen daimin. Burada sizinse o zaman tamam. Şu iki adama en ucuz kıyafetleri giydiriyorsun, bekliyoruz. Hadi. Bit pazar ya daim bitlileri çıkar. Dayıcım, buraya neden bit pazar diyorlar? Ben bunu merak ettim şu an. Abi her şeyin şakası. Bit pazarı oldu bitti böyle derin diyor. Eski kıyafet olduğundan dolayı ama İçinde bit şey mi çıkıyor? Hayır canım, alakası yok. Hayır, Allah aşkına. Bitli varsa bitli giydirsene. Ya giydirme. Akşama kadar uyuz olsun lan. Ya. Harbi mi diyorsun? Lan lan adamsın lan sen. Ama sen de elime düşme ha. Tamam. Allah da bana bugün pahalı denk geldi. Seni de bekliyorum. Bana da Mokoko. Türkiye ay, çapında önüne gelene Mokoko ya, yapıyorlar. Ya herkes şey yapıyorsunuz. Sahne seni. Ya kardeşim benim. Recep İvedik'in gömle gidiyor. Recep İvedik'in gömle. Lan nereden buldunuz bu Recep İvedik'in gömle? Gel gel güzel. Gel, gel. Abi, şey Recep İvedik demek ki bit pazarından giyiniyormuş arkadaşlar. Dayı bunu kaç kişi giydi? 15-20 kişi giydi. Giy sen. Gel bu kokuyu. Niye mi verdi 5 milyonu? Bak, dayıcım bu zurnacı işi mi, davulcu işi mi? Abi tam zurnacı işi. Zurnacı işi. Giderken sana bir de zurna, eğlence, pahalı ucuz eğlenceyi de bedavaya getirir. Ucuz olan da Mami çalacak. Abi nasıl oldu? Sen ayıp kardeş ya. Şimdi hayır bir dakika, nasıl oldu? Tipiniz tipsiz oldu. Nasıl oldu arkadaşlar? Efsane. Dön bana bir arkaya dön. Ama bu düşüyor beline kemer. Kemer olmaz. Lükse giriyor kemer, lükse giriyor. Bu yeni moda, yeni moda düşük be. İple var, iple var heyecan, iple. Kurnavcı işi. Ayakkabı mı acı? Baba. Gülme oğlum. Ben sana böyle mi yaptım? Dayı, bu takım elbisenin sahibi ölmüş mü? Abo! Nasıl oldu lan? Çorabını çıkar. Abi, bunun cebi niye delik? Sol cep delik bunun. Para çıkacak. Onun kaşı diye. Kaşı diye mi? Kaşı diye. Neydi kaşı? Bacağını mı kaşı? Ama şunu alak. Kundurayı alacağını. He. Kundurayı. Kundurayı da alak. Çok lüks ya. Çok mu lüks bu? Çok lüks o. Nasıl? O da çok lüks. En eskisi hangisi? Aa tamam işte kundura. Çok lüks, çok lüks. Su şişesinin ne işi var lan? Çok lüks çok. Bak bize bak Allah aşkına. Evet Mami'nin kombinini tamamladık. Şu an fiyatı duyduğunuzda çok arayasınız. Ne kadar? Ayakkabıma bakar mısın? Kısmet soludaki Cansel'in burnuna benzemiyor mu? Tek tek fiyat Eza'ya. Takım elbise 50 milyon. Tamam. Baba bu gömlek zaten bulunmayan bir gömlek. Recep İvedik'e vermiştik bir tane de. O da 30 milyon.
kim profesyonel ya? 80 ayakkabı? Ayakkabı da 50 milyon. Çok dedim. 20 milyon. Mami'nin, 50'den 20'ye düştü ama. Mami'nin kombini ikinci el kıyafetlerden aldık. Mami'nin kombini 100 TL. Ek geri yok. Nereye sokarsan sok. Kule kudu, takım elbise budur. Ay yıldız. Ay yıldız değil. Bit yıldız. İnşallah sana çıkar eğlence mekanı. Ben bu çok haldeyken hiçbir şey bana çıksın istemiyorum artık. En kötüleri çıksın. Bak bugün çok eğleneceksiniz. Videodan ayrılmayın. Bu şekilde belki Mami çok lüks bir yata bilebilir. Belki bu şekilde Mami'ye gece kulübü çıkar. Çok lüks bir gece kulübüne gidebilir. Döverler almazlar. Alırlar mı sence seni böyle trene? Zannetmiyorum. Kanka dövüş çıkar lan orada. Tamam. Murat abinin kombine geçiyoruz. Murat abiye pahalı geldi kıyafetle. İyi baba bunu. Bu ne abi? Adidas o siker. Ben bunu böyle giyindiysen çıkartırım. Ne buna yapayım? Niye böyle spor giydiriyorsun? Yok abi ben de giyiyorum. Adidas da Suriye Adidas. Arapça ha. Bir şey yaz üstüne. Dur hele. Bak Adidas tamam mı? Ama Suriye'den gelmiş. Bak üstündeki yazı yok. Murat abiye boyacı tulumu alıyoruz arkadaşlar. Ben alıştım zaten. Hep Murat abi ucuz denk geliyor arkadaşlar. Niyeyse. Murat abi gerçekten çok ciks oldum. Murat abi Süper Mario'ya benzedi diyenler yoruma Mario yazsın. Mario, Mario. Kaç lan abi kaç lan? Ama o da 50 milyon. 50 milyon. Murat abinin kombini de 50 TL. Diğer kartı burada çekiyoruz. Çek. Adam keyfine bak hele ya. 150 TL ödüyoruz ve çıkıyoruz. Pahalı kıyafetlere geçtiğimizde dudaklarınız uçuklayabilir. Hayırlı işler. Sefa biz AVM'ye böyle mi gireceğiz? Kardeşlerime saat almayı unuttuk arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir saat var gördüğünüz gibi ben bunu almayı düşünüyorum. Bana o olmaz daha toprak abi. Şurası gözlük. Gözlük de alayım lan sana. Al. Ben de alayım bir tane. Al. Al onu da sen al. Hadi gözlük de alıyorum lan. Sağ ol abi. Eline şunu alalım. Tavşı olsun dayı o zaman. O pahalıymış arkadaşlar. Buna 100 dedi. Bu 50 lira. Bu bak, da bak. Murat abinin saati. Ne kadar dayı? 20 lira. Ya oğlum, 10 lira olmaz ya. Mı? 10 lira canım sağ ol. 10 lira oldu. İkisine 60 veriyor. Ben Mısır kazarken tarihi eser bulmuşum gibi gördün mü? Ay bu bozuldu bile. Kazarken bozuldu. Ya. 40-40-80 olsun. Tamam, tamam, tamam mı? Tamam. Teşekkür ederiz arkadaşlar. 40-40-80 liraya saatlerini aldık. Gösterin poz verin saatlerle. 80 lira saatler 40-40, 15-15 de 30 gözlükler. Toplam 110 lira veriyoruz ve pahalı konseptine geçiyoruz arkadaşlar. Pahalı kıyafetler, pahalı saat, pahalı şeyler. Çok şaşıracaksınız. Şunun tipine bakın arkadaşlar, hiç uyuyor mu abi? Sen benim çalışanımsın tamam mı? Çalışan ben seni boyaya götürürüm. Ben bu videoda toplu kalsın mıyım değil miyim? Ben o zaman bakıyorum. Bakın utanmıyorsunuz mu bu tiple AVM'de gezmeye? Yok. Şunda hiç utanma yok ha. Ar damarı çatlamış bunu. Nere lan Beymen? Aa Beymen oğlum bura işte. Şimdi ucuz konseptini çeken Murat abi ve Mami bizi Beymen Business'tan giydiriyor. Abicim kolay gelsin. Bu kaç yıl? Bu kaç yıl? Kaç yıl sence? Şey değil mi ya Hindistan'da bir avale abi bit pazarından aldık. Kokudan da anlaşıldığı gibi. Bana takım elbise giydirmeni istiyorum. Pahalı bir takım. Kardeşim ısmarlayacağım. Ben ısmarlayayım. Ben niye ısmarlıyorum oğlum? Tokatıyorsun ha. Her takım ondan. Bu spor takım mı? Güzelmiş bu takım. Şey var mı böyle spor takım elbiseler oluyor ya. Kot pantolon, evet. Cepken falan böyle. Takım ondan bu geldi. Sen ödeyeceksin ha. O yüzden bu çok çirkin. Bakayım bir. Fiyatına bakayım. Kötü bu yok. Sen de ödeyeceksin ikiniz. Sen Emre'yi giydiriyorsun. Elsi var ikiden. O çünkü Emre'ye benim elden bulamıyorum. Yok bir şey söyleyeceğim. Ben Emre'yi giydiriyorum. Oranın Emre'yi giydiriyorum. Sana olabilecek en pahalı şeyi bul. Nereden istiyorsan al. Sen onu al. Sen de bana al kardeşim. Baba sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bir şey söyleyeyim mi? Sana kim aldı takım? Sefa'nın. Bana kim alacak? Sefa'nın. Gözlük öyle bir gözlük ki ayna gibi kendimi görüyorum. Seni görmüyorum ki ben. Kameraya bakıyorum. Sana bakmıyorum şu an. Gözün görünmüyor ki. Ayna mı gözlük mü belli mi? Bak abi spor takım. Siyah mı olsun sizce renkli mi olsun arkadaşlar? Sefa seçemiyor. Mavi seçecek. Hayır yok. Hayır yok. Öyle değil. Beni dinle. Pahalıyı çekmişim. Ben... Pahalıyı, pahalıya karışamam. Karışamıyorsun. Pahalı olduğu için. Senin burada ne iş var? Git boyanı yap. Ucuzda en ucuzunu bulmaya çalıştığımız için ceza veriyoruz ucuz çekenlere. Öyle düşün. Pahalı çekenler de keyif yapıyor. Boyacı söyle boyacı. Ben şunu al götürmem yeğenim. Dikkatli üstünden boya bulaştırma. 5000 lira bu ceket. Yedek yerine bakayım. Kanka ben şunu düşünüyorum şöyle bak. Çok pahalı da değil lan. 4999 lira yazıyor. Sefa bakın çıkarma. Bu da spor takım.
Her yerde giyebilirim ha. Aynen bu iyi. Buna kadar? Sudan ucuz. 8000 TL. Bedava. Şöyle bir kazak beğendim arkadaşlar. Nasıl? Adam fiyatına baksın. İndirim yapacağım ya, sen giy ya. Abi bana yap, gene yap. Ne kadar? 1624. Bak hele dayı diyor ki lan bu ceketten bit bulaşmaz demiyor. Biz pazardan aldık ya. Kardeşim bunu da altına alıyorum. 1600 TL tek kazak. 8000 TL de takım. Ben ama öyle bir şey yapmadım geçenki pahalı ucuzda. Yapaydın, ödeyeceksin bunu. Hemen giyiyorum. Şunları da al. Ayakkabı da getirdi dayım bir tane bunun altına. Cile. Ayakkabı ne kadar? 5,5 milyardan 4000 TL'ye düşmüş. Sudan ucuz. Bir şey söyleyeyim. Çok aşırıya kaçıyorsun. Sen de kaç. Sana çıkarsa sen de kaç. Şimdi devam edeceğiz. Ama gittim bizi, tamam da pahalı ucuz. Öbüründe çok ucuz bir yere girdik kanka. Ben ilgilendim. Nasıl mı? Yemeği verim var ya. Yakıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Ateş ediyorum, ateş. Nasılım babuş? Ne gülüyorsun lan? Abi ben sinirden gülüyorum. Yani bunu ben kötü çıkartıyorum. Yani nasıl çıkartıyorsun? Onu mu düşündün güldüm? Bana ne yapıyordun hayalinde? Bir takım alana bir bedava dedi. Dedim ki bedavayı ben alayım o zaman. Dedim ona da hayır dedi. Bedavayı da kendi alıyor. Beymen'de bir alana bedava ya. 11.870'e düştü. Hayır video bir de kendine çekiliyor. Ben anlamadım ne olacak. 3 güne kalmaz. Bunların hepsini sen mahvedeceksin. Ne olacak? Yanık ya. Ya da ne bileyim boya. 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 Evet arkadaşlar sizin videolarda boya. Genelde boya ediyoruz, mahvediyoruz ama bunları çelik kasada saklamazsam adam derim. 15 milyarlık takım yani sonuç itibariyle. Altın kaplama gibi bir şey. Adam bağlı. Hesabımızı ödüyor Mami ve ne yapıyoruz? Emre'nin kıyafetine geçiyoruz. Lan şu paketlerin içinde kala kala fakir oldum ya. Bu ne abi? Ölüm ben. Gel. Bak şu piçin yaptıklarına bak. Gözlüğe ne yazmış gözlüğe? Gözlüğe ne yazmış? Bedel. Bedel yazmış. Ben Ünlü abi dediysen peşin almadın mı? Bak o kalem bırak. Beni, bak beni çizersen konsept bozulur bak Mami. Tamam. Benim çok elit takılmam lazım. Bunu takamam lan. Şu tipine bak ya. Şu tipine bak. Gözlüğe bedel yazmış. Şuraya bak ya. Ben de bedel nasıl? Birisi farkını yok. Bedel ödedik. Göt gibi oldu oğlum. Yok yok güzel oldu. Abi üstümdekiler toplam ne yaptı? 11.500. İndirimli hale. Evet. Daha, bu kadar mı? Daha indirim yok mu? Arkadaşlar kazak 1500-1600 falandı. Takım elbise 8000 lira. Ayakkabı 4000 lira. Biraz indirim yaptılar yine. 11.500'e kapattık bu işi. Şimdi Emre'nin şeyine geçiyoruz ödediysen abi. Faturayı da ver abi. 11.000. Evet. Faturasını da kendi adıma kestirdim. Çünkü bir şey olursa ben getireyim. Garanti kaççı? 2 yıl inceleme garantisi. Tamam. Bütçeye geçiyoruz. En pahalı saat almak üzere. Gitme Gucci'si. Ben size al. Yok. Konsept abi, bozulur. Konsept Gucci'ye abi. Geçiyoruz. At mı yürüyor lan burada? Hiç utanmıyor da. Hiç utanmıyor da. At yürüyor sanki Ahmet'e. Lak lak. Gucci nere? Arkadaşlar şu an İpek yoluna geldik ve gerçekten çok güzel saatler var dediler. Fiyatlar da biraz pahalı ama abi bize buranın en pahalı saati vermeniz gerekiyor. Ben sana 40 TL'ye, 10 TL'ye mi kaç aldık bunu biz biraz önce? 30 lira oğlum. Ha, 30 TL'ye mi 15 TL'ye mi ne saat almadım mı sana? Sana da almadım mı? Göster bakalım şu güzel saatleri gel. Desen ki ya da bunu göster. Göster de göster. Sen de göster tahmin. Ulan tahmin sen de arı sana. Ben bir dakika saatler geldi. Abi sen de bize düşman mısın? Her Gucci. Şeyin en pahalısını evet. Çıkartıyor. Ne kadar abi? 47 bin lira civarında. Ama orada şey 2000 frank. Frank mı? Evet. TL olmuyor mu? 2000 çarpı 23 desek 46 bin lira. Arkadaşlar TL değilmiş. 2000 küsür frank fiyatı. Frank TL'ye çevirdiğimizde 46 bin TL yapıyor ve biz buranın en pahalı saatini alıyoruz. Kanka
kadın. Bak boş konuşma. Konsept bozulmasın. Kalkın ki el ödeme yapıyorsun kardeşim. Ben niye yapıyorum? Seri numarasını falan çekebilirsin. Al faturasını benim adıma kesiyorsun. Tamam. Bak abi seri numarasını net al. Seri numarasını gösterdim, internete girip bakabilirsiniz fiyatına da. Gerçekten orijinal, üzerinde seri numarası, her şey var. Gucci, hanemize hayırlı olsun. Abi abartıyorlar ya. Bokunu çıkartıyorlar. Hem de bir gözlük beğeniyor arkadaşlar. Abi, bu kadar düzgün olmayın bak. Allah'tan ben gözlük almadım. Ben sadece saat aldım, gözlük almadım. Gucci. Ben saatim Gucci, Gucci. Saatim Gucci, Gucci. Ruhum fakir olabilir ama şu an bedenim çok sevdi. Şu an videodan çıktık. Videodan çıktık kardeşim. Abi bokunu tamam. Hem ne var kardeşim? Abi hep al gözlüğün ne var? Ben çektim abi gözlüğüm, kanserim gözlüğüm var. Emre'ye göre olacak ama. İşte sana ya sana ne kardeşim, bu bana ne? Tamam. Bir de bir şey söyleyeceğim abi. Sonra, 30 bin lira bu gözlük fiyatı. 20 bin liraya geri alırız. Arkadaş bu sizi dolandırıyor. Gözlüğü satacak bu. Videodan sonra gözlüğü satacak mı? Geri satacak 20 lira. Kulağı ben bunu beğendim. Almıyorum ben. Ben bunu beğendim. Baksana, baksana Emre. Bakmanın ağzına. Çok güzel. Çok yakıştı. Ben bunu beğendim. Çek, tak tak. Tak da gidelim hadi. Alsınlar. Benim bütçeye bağışıyor. Evet. Benim bütçeye bağışıyor. Abi çok teşekkür ediyoruz. Hesaba geçelim. Ben bütçe bağışıyorum. Su içiyor. Kardeşim hesap ödedikten sonra bir bardak su. Şu an erken. Bedel ödeyeceksin, bedel. Buraya yazdığın gibi. Murat Bey saatin fiyatı ne kadardı? Murat gidiyor. Toplamda 76 bin alacağız. Ya 76 bin diyor kardeşim. Murat abi nerede? Açtı. Nereye gittin sen? Ben bütçe bağışıyorum. Ben ödeyemem. Gelsene abi. Aa, hadi bir şey diyeceğim. Tamam Mami ödesin, sen sonra yarısını verirsin ben. Konsepti bozmayın, bir daha çekmem ben. Sana da çıkabilir abi. Bir şey, belki birazdan sana ben lüks bir şey ısmarlayacağım. Doğru mu? Kaçmaya gerek yok. Ödedin mi kardeş? Murat abi sana sonra vereceğim. Oğlum zengin adam sen, böyle giyindiğine bakma. Sana sen böyle giyindin diye fakir zannediyor ama göster kendini, masayı kartla. Toplamda kutusunu da alalım abi. 76 bin. Kutusunu alalım. Tamam. Faturayı da içine koy abi. Toplamda kadar 76 bin. 76 bin. Evet, giyindik, kuşandık. Hem de çok güzel olduk. Şimdi gideceğimiz yerlere gitmemiz için bize birer tane araç lazım. Pahalı araç vs ucuz araç. Ucuz aracımız 100 TL el arabası. Pahalı aracımız 23 milyon TL 2023 model zırhlı Range Rover. Aynasından çok rahat arkayı görebiliyoruz. Aynı zamanda ayna bir tuşla kamera haline geliyor bakın. Aynamız kamera oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. İstersek normal dikiz aynası oluyor, istersek kamera oluyor, arkayı gösteriyor. Gördüğünüz gibi adamlar çok farklı özellikler koymuş. Arabada orijinal air süspansiyon var. Fabrika çıkışlı. Arabanın tüm her şeyini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela klima modlarını vesaire, vakumlu kapılar, bagaj kendiliğinden açılıyor, kendiliğinden kapanıyor. Araba çok ağır olmasına rağmen çok güçlü bir motor koymuşlar. 0-100 saniyesi de inanılmaz düşük. Yani 3-4 tonluk bir arabayı 5 saniyede 100'e çıkarıyor. Çok güçlü bir motor var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan koltuk ayarları vesaire, koltuk ısıtmalar, otonom sürüş modları var. Bakın Tesla gibi aynı. Şerit takibi, sürücü yardım sistemi. Gördüğünüz gibi burada direksiyonun ayarları var. Direksiyon ısıtma, soğutma. Aynı zamanda direksiyonun sertlik ayarları var. Koltuk ısıtma, soğutma var. 4 koltuğunda bu arabanın. Yani adamlar o kadar çok özellik koymuş ki biraz önce açtım kapattım. Hani torpido bile düğmeyle açılıyor. Bagaj düğmeyle açılıp kapanıyor. Gerçekten inanılmaz bir araba. Daha sayamadığımız bir sürü inanılmaz özellikleri var. Vakumlu kapılar var. Kapı kolları saklanabiliyor. Kapı kolları düğmeye bastı da çıkıyor. Daha sayamadığımız bir sürü inanılmaz özellikleri var. Umarım bu 23 milyon TL'lik 2023 model Range Rover bana çıkar. Evet, gördüğünüz gibi bir adette el arabası var. Özellikleri çok olduğu için sadece bir iki tanesinden bahsedeceğim arkadaşlar. Çimento, pirket, kum. Yani bu tür taşıma araçlarında çok yardımcı oluyor. Teşekkür ederim. El arabasının özellikleri saymakla bitmiyor biliyorsunuz. Kartlarımızı çekebiliriz. İnşallah bana şu kıyafetin hakkı olarak zırhlı tank çıkar diyorum. Evet arkadaşlar, bu arabada çıkış
yoksa 76 bin TL yani iyi bir para gitti. Çok şey değilim hani artık videodan soğudum. Yani ne yapacağız onu bilmiyorum. Bu video bitecek. Ne kadar para girerse girsin bu video bir şekilde bitecek. Her şeyin bir zamanı var. 76 bin lira 100 bin lira beni öldürmez süründürmez de. Ama ne istiyorsun ağam? Yani onun için bekliyorum, sadece bekliyorum. O zaman ne diyoruz? Kartlarımız gelsin. Şimdi araçlarımızın kartlarını çekiyoruz. Yaşar ustamız da burada. Güvendiğimiz için araç kartını Yaşar ustaya çektirmek istiyoruz. Üstünce gösteriyor. 1, 2, 3. Aç. Yeah. Yeah. Baba! Ben baba! Bugün olmazsa yarın 76 bin lira çıkar, anladın mı? Bu gınıklaylara basınan 1000 lira lan. Hadi baştan çekek. Lan buna hiç yakıştı mı şu araba lan? Ustam. Şimdi adalet hak neyse o, niye yakışmasın yani? Gezmeye mi gidiyorsun? He gezmeye gidiyor. Biz el arabasıyla gezmesek olur mu? Niye? Yani bize çıktı ama biz bekleyeceğiz. Yok hayır bize. Bak. Nereye gezek oğlum biz onu? Sen onu süreceksin, yorulunca o seni sürecek. Yorulunca o seni sürecek, yorulunca o seni sürecek, anladın mı? Arkaya bağlayın bari bizi de. Yok. Ne oldu şimdi sabahtan beri cingen mami, aptal mami? Bunları demiyor muydu Yaşar amca? Neyse. Konsept bozulmasın. Gidiyoruz. Bir şeydir. Hadi. Gidiyoruz. İkidir bana uygun. Önemli değil. Ya, sen ya. Sür de bari el arabasını. Senin kıyafet falan uygun ya. Ben bineyim. Aslan parçası. Oğlum yavaş lan. Allah çok iyi çok. Na 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 Düştüm. Nasıl şoförsün? Babacım şu düştüğümüz durumu görüyor musunuz? Rezil olacağız ya. Ben ne güzel seviniyordum. Gençken. Yaşar abi bizi ne hallere soktun ya? Siz hak ettiniz. Bu adam kazandı. Bana şey pahalı denk geliyordun onunla. Sen karıştırınca ucuz denk geldi. Ben adalet. Dün gece adam. Buraya geldi seninle anlaştı değil mi? Yok vallahi. Hayatta yapmam. Niye sen biniyorsun Murat abi sürüyor? Olmadı. Sürayla sürer. Yok hayır. Aynen bir şey yapayım. Ben göreceğim. Sen bineceksin. Ben işte emin ol Murat abi. Böyle olacak ben süreceğim Murat abi. Selam. Çok ayıp, çok. Yeğenim, arabanın önü kapıyor önü. Birazdan ben seni görürüm farklı kartları çektiğimizde. O kontrol lan arabanın önü kalktı ha. Oo. Gençken el arabası kullan, ihtiyacın el arabası kullan. Abi çok insanların olduğu yerlere yeter, gitme. Yeter, bu kadar gittin yeter. Biraz da sen. Yazık ya, bu adama da yazık. Efendim, nereye gidiyorsun? Bine çarşıya, abi. Çarşıya. Gezeceksin. Çarşıya mı gidecek? Gezeceğim. Lan çakal. Göt ister ha. Paran kadar konuş çakal. Şu an kıyafetim var ya araba kapattı. Şu an kime benziyorum biliyor musun? Tıvoğlu İsmail. Aa 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 aa. Yarışıyorsunuz Magan. Bize mi gidiyorsun aslanım? He. Yarışalım aslanım. Bak hele 23 milyonuna güvenme ha. Tamam da aslanım ne cebinde paran var mı? Bak hele senden büyük Allah var ha. Belki bana Allah bir öyle bir güç kuvvet verecek ki. He. Buradan Süpermen gibi uçarak gideceğiz Murat abiyle. Tavuklar çiçek açmış ellerinde. Poğaça madem yüzme bir mühine geçiyorsun ağaçta. He hadi yarışak o zaman. Hodri meydan. Gel bize bazı bazı. Şansımız olmadığını ben de biliyorum da Allah tarafından gaza basamaz, frene basar, bir şey olur, bir şey olur. Gene de şansımızı bir deneyek. 2 milyonda bir de olsa yarışıyoruz. Ya biz yarıştıktan sonra gezeceğiz hadi be. Nasıl geçeceğiz? Abi bin. Halledeceğim senden bin. Dur bırak gitsin oğlum. 1, 2, 3. Allah 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 Allah. Oğlum bu arabanın üstünde ben geliyorum. Gel gel. Dur dükkanın içindeydi. Ne oldu? Yarışı kaybettin ya. Çallar hoştur. Ben sana gelecek hadi. Ya yapmayın ya. Vallahi yapmayın ya. Ne yaptın kardeş adama ya? Sen demedin miydi adam... gel? Durusu çallar at diye. Ya onlar söyleme. Onlar aramızdaki mevzu. Ben gidiyorum. Ben gezmeye gidiyorum. İşine bak. Şunları çek. Ben sizle uğraşamam. Hadi. Ben sizin salaklıklarınızla uğraşamam. Abi, Murat abi. Geçmiş olsun aslanım. Abi, Murat'ım. Çok iyi gitmiyor mu? Çok iyi gidiyor. Gaza geldim ben de. Onlar çok hızlı gidiyor. Biraz daha hızlı halinde bir bakalım. Çallar olsun. Gel gel. Ya bırak sen Allah aşkına. Ya kardeş yok. Ya bilerek yaptın ya. Ya diken girdi kardeş. Ya şöyle sen ya. Sür ben. Ya neye yaradı ki? Ay le 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 le. Vay le 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 le. Vay le le le. Şarkı ne ben bunu bilmiyorum. Ve rain. Emoş. Ha
Döner mi lan buradan? Döner lan. Döner mi? Dikkatli dön döner. Oğlum emin misin? He dön dön. Oğlum çok dar ha. Dikkatli dönersen döner. Döner. Ananız. Emre. Döner dedin. Dön. Bak hele. Köşeye bak. Müsün. Yemin et. Yemin ederim. Orası çizik olmuş yani. Ya lan. Yemin ederim orası çok çizik. Mu? Çizik yani. Emre. Nasıl? Araba 1000 kilometrede 0. Ananı 292 kilometrede araba. Ya sıfır daha araba, sıfır arabadaki çiziği görmen lazım. Oğlum çok mu oğlum? Lan sür. Çok. Nasıl sür ana? Dikkat et, dikkat et. Abi Emre. Senin ehliyet veren sürücü kursun. Ana. Döner dedin, döner demedin mi? Lan önde sen varsın, sen sürüyorsun. Ben döner dedim de ben. Ya. Gene döndük ama. Oğlum arabayı köşesiniz 2022. Oğlum ne yapacağız onu Emre? Vallahi ben bilmiyorum. Tamirci falan yok mu arabayı tanıdın? Yok. He? Oraya uygun tamirci bulamayız. Ciddi mi diyorsun? Oğlum bu araba ne kadar biliyor musun sen? Ay dur dur, Sefa'yı arayacağıma beynim yandı. Kanka sen Emre oğlum. Kardeşim. Onun ismi beyni ne Mami Bey ya? Arabayı süttük ya. Emre çok mu kanka, az mı lan? Abi kanka, yani şöyle var. Bunun tamponu ne kadar? Neresi? Neresi? Tampon. Tampon ama. Oğlum daha çekim yapıyorum. Bekay tamponu süttük. Koyayım ya. Tamam abi çekiyorum işte. Abi Sefa yavrum. Gitti bizi. Sefa lan. Abi araba sıfır ha. Daha 1000 kilometrede. Vallahi. Daha ya. Kaç günlük ya da kaç haftalık. Şaka abi. Yapayım dedim. Aha arabanı arabayı çarpacağım falan filan dedim. Abi inanmayacaklar şimdi sana. İşin kötü tarafı. Ya be ya. Bilerek yaptım sanacak. Vallahi öyle. Ya bunlar. Kardeş ne? Emre, Emre. 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 Alo. Kanka Mami arabayı vurdu. Ya. Allah çamsın, tamponunda çizikler var. Benim parmağım boyunda. Ya ya Emre sen vallahi yangına körükle gidiyorsun ya. Girme biz. Oğlum arabayı bırak. Kardeş biz arabayı bırakıyoruz. Sen adamla söyle, Mami'den al parasını, benden alma. Oğlum bir bakın gelin abi. Nasıl vurdunuz, bir şey oldu mu? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Biz bunu bırakıp da Sefagil burada mı? Lan aldığımız yere gel, aldığımız yere gel. Arabayı aldığımız yere gel. Tamam tamam hadi. Oğlum Emre vallahi çok mu sürttük lan? Sürttüm abi. Emre bakayım hele. Bak bak. Ananı Emre. 30 milyon tamponu çizilmemiş mi? Yani bunlar ne Mami? Boyası çıkmış gibi. Ama kanka döner dedin. Döner dedim de kanka sen de öndeydin ama. Yok kanka geçmez bu. Allah'a sıkıntı ya. Oğlum araba 1200 kilometre burada abi. Oğlum. Bu sefayı yedir. Bu arabayı bırakalım. Yanlış oldu. Anasını s**liyorlar. Ya ama bilerek çarpmadık kardeş, sen de gördün. Yani köşeden dönüyorduk biz. Kardeş bırak bu arabayı. Harbiden bırak. Ay Sefa bilerek vurdum sanacak ya. Burada s**na koyayım vuracağım arabayı dedim. Ciddi mi lan? Vallahi. Nereye vurdunuz? Emre de döner dedin de tamam dedin. Döndü. Vallahi bilerek yapmadım Sefa bak yeminle. Kas ya oğlum adamlar kaç. Vallahi bilerek yapmadım. Köşeyi dönüyordum lan. Ne diyecek adamlar? Sen boyacı değil misin? Kardeş şey lan Sefa sen anlam baksana pastacılarla geçer yani. Ben şeyde... boyacıyım ben yapabilirim. Ya madem şaka zamanı değil valla. Şaka zamanı değil. Burayı gel göstersene bir önce. Gösterdim onu. Gel bir daha göster. Çok gösterdi. Geçer mi Sefa pastacılarıyla bu? Kardeş bu arabayı bırakak biz bizim arabayla gidelim Sefa. Hadi. Vallahi kardeş adamlara sıkıntı. Adamlara şimdi ayıp olaya kardeş adam da hayır, araba. Vallahi bilerek yapmış. Araba kaç kilometrede? 1000 kilometrede gösterdin mi? Gösterdik 1200. Araba 1000 kilometrede daha sıfır. Emanet aldık bize güvendiler 23 milyonluk araba. Ne diyeceğiz bilmiyorum ama geçer herhalde çok. Ben korktum bu telefonla arayınca dedim o herhalde. Var. Arabayı bunlar perte çıkardı dedim de çiz. 22 milyonluk araba bundan daha iyi korktuk. Kardeş al al kardeş. Biz arabayla falan gidelim. Biz kendi arabamızla gidelim. Pastacılarla geçer ama bu ya. Daha kötü arabayla gidecek gerek. Pastacılarla geçer değil mi Murat abi? O nereye süttüyseniz oranın boyası olmuş. Arabanın boyası. Hadi geçer de. Anlamıyorum. Emanet bir şey ya. Basmanın şey. Basmadım. Bas, 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 dönüyorduk. Bassam böyle mi olur? Neyse Allah'tan çok bir şey olmamış. Geçer bu. Arabayı bırakak. Ben kendi bizim arabayla. Arabayı bırakıyoruz. Ondan sonra diğer katlara geçeceğiz. Arabayı bırakmayın ama. Vallahi ben çok korktum. Kaza yaptık deyince de küçük bir şeymiş Allah'tan. Görünce içim rahatladı gene. Küçük bir şey yoksa kardeş. Vallahi hani ağır bir şey olsaydı 7-8 milyon lira masraf çıkardı. Ben sana burada dedim ya Sefa dedim arabayı vuracağım senin
76 milyon paramı yedim falan diye. Belki bilerek yapmışım gibi algılayabilirsin. Lan bu kaza yaptık dedi telefonla. Ben dedim herhalde dedim bir yere gitti araban dedim. Kanka, Allah'tan bizim arabayla kırık sırık yok. Ya bizim arabayla gidelim biz kanka. Tamam arabayı bırakıyoruz. Ya önemli değil. Bu lüks arabayla gitmenin önemi yok. Yani çerçi gibiyiz zaten. At arabasıyla da gitsek olur. 23 milyonluk araba veriyor eğlensinler diye. Parasını yedik, malzeme aldı. Mutlu olsun dedik, bunu da içine ettiler. Hadi. Arabayı bırakıyoruz arkadaşlar. Ben bir şekilde izah ederim onu. Pastacılarla da geçer gibi görünüyor. Bir şekilde izah ederim. Moral bozmaya gerek yok. Motivasyonumuzu yüksek tutalım. Moral bozmak yok bu videoda. Videomuz layığıyla olsun. Çok güzel sahneler gelecek. Videodan sakın ayrılmayın. Arabayı bırakıyoruz. Oradan da eğlence kartlarımızı çekmeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi eğlence zamanı. Giyindik, kuşandık. Kartlarımızı tekrar çekiyoruz. Pahalıyı çekiyoruz. Çekenler bugün Adana'nın en pahalı mekanında eğlenecekler. Ucuzu çekenler de en ucuz yerine gidecekler. En ucuz nere? En ucuz sizce nereye gidebiliriz ucuz çıkanlar? Yani tanımadığı bir düğün olur. Mesela bedava bir düğüne gidip eğlenebilirsiniz. Tanımadığınız bir düğüne. Şimdi kartlarımızı çekiyoruz. Ucuz kartını çekenler tanımadığımız bir düğüne gidip bedava. Yani en ucuz o. Bedava eğlenecekler. Pahalı kartını çekenler de Adana'nın en lüks mekanında kopuyor. Hadi bakalım görelim Adana'nın en lüks eğlencesiyle en ucuz eğlencesi neresiymiş? Kartlarımız gelsin. Gelin bakalım. Bu sefer verdi kesin ucuz geldi. Oha yine pahalı. Yine pahalı. Gösterin kartları tek tek şöyle. Abi gidiyorum abi. Mami ile Emre ucuz, Murat abiye ben pahalı. Senle ben bugunlukla pahalı yere nasıl gideceğim? Almazlar bizi. Ya şu dakika ilk defa pahalı çıktı. Sus ya. Murat abiyi alırlar inşallah. Mami ağlıyor ağlıyor. Gene ucuz geldi Mami ağlıyor. Benim hiç zevkim kalmadı baba ya. Sen tam konsepte uygunsun düğün konu. Evet, doğru. Doğru. Baba. Sen? Ben nasıl gideceğim baba ya? Haydi ayrılıyoruz arkadaşlar. Mami ile Emre. Herhangi bir düğüne gidip eğlenecekler. Harika. Eğlenebilirlerse bu kılıkla. Murat abiyle ben de en pahalı en lüks mekana geçiyoruz. Eğlence başlasın. Size bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz eğlence mekanına gidiyorsunuz ya. Sizi biz ödemiyoruz değil mi? Artık bu bitti. Yok, kıyafet mevzusu geçti. Siz ödüyorsunuz gene. Yani. Kankam bu abi, sen... ucuz çekenler. Tamam da niye ödüyor? Niye ödüyor? Pahalıyı çekenler de ucuzu ödüyor. Ya canım sen bize bu videoya çağırdığında dedik ki pahalı konseptle ucuz konsepti karşılaştırıyor dedik. Şans ama daha öncekilerde de ben sizi bir önceki pahalı ucuzda en lüks mekana balığa gönderdim benim kartımla çektiniz. O zaman kardeşim ben niye gidip de el alemin düğününe gidip eğleniyorum ki? Lütfen Recep İvedik konuşmaya hakkın yok geçelim. Arkadaşlar. Vallahi çok güzel. Şimdi konsept gereği bizim el arabasıyla gitmemiz gerekiyor. Adana'nın en lüks gece kulübüne el arabasıyla gidiyoruz. Yoruldun mu baba? Murat abi rampa bura bak. Geldik geldik biraz ha bura bura. Biraz da sen beni sürseydin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Kenara koyayım da abi bir dakika geleyim. Hayırdır gençler? Abi eğlenmeye geldik de açık bu mekan. Mekan açık da böyle mi abi? Abi konsept gereği pahalı ucuz konsepti. Bana pahalı kıyafet çıktı. Murat abiye de böyle çıktı abi hani bu şekilde bilmiyorum biraz tuhaf oldu ama video çektiğimiz için bu arada video çekiyoruz hani sıkıntı olmaz sizin için inşallah. Valla şu arkadaş sıkıntı bizim için. Şey insanın normalsin de bu ne böyle? Kırıktan dolayı bu şekilde alamam. Giremez miyiz abi? Şey bizim Erkan abi vardı burada abi herhalde. Duruyor mu? Fazla durmayacağız ya. Fazla durmayacağız. Ya. Erkan'ı bir ara. Abi sor istersen sen hani video çektiğimizi de söyle. Işte belki ya. Yardımcı olurlar tanıyorlar beni. Yani ya. Belki siz de tanıyorsunuzdur da. Seni tanıyoruz da bu arkadaşım bu şekilde olmaz işte. Uyumlu değil. Şu an açık mı abi mekan? Şu an açık ama bir saat erken geldim. Kaçta başlıyor eğlence? 10'da açılıyor. 10'da. O zaman bir Erkan abiyle görüşelim. Belki alo. Yardım. Erkan bir aşağı gel abi. Birkaç tane tip var seni çağırıyor. Hadi gel hele gel. Arkadaşlar konsept gereği hani biraz problem oldu ama abiler de haklı. Gel Murat abi de geldi zaten. Erkan kardeş tanıyor musun bunları? Abi nasılsın? İyiyim sallallahu çok şükür abi. Abi bir video çekiyoruz da müsaaden varsa hani ben daha önceden tanışmıştığımız var biliyorum. Abiler herhalde abi tanıyormuş beni de diğer abiler tanımıyor galiba. Yani bu şekilde gece kulübüne girebilir miyiz? Yani bizi de tanıyor nasıl çok bir yardımcı olsan. Normalde almıyoruz. Yani çekimde ne yaparsan yap olmuyor. Evet. Ama anlaşırız. Tamam. Evet. Yok abi ne diyorsun? Hani ücret konusunda sıkıntı yok. Bir saat sonra mı açılıyor? Bir saat açılıyor. Biz bir saat erken geldik. Bir saatliğine kapatalım. Bize bir saatliğine bize ayırın. Neyse ücreti sıkıntı yok abi. Normalde kapatma da yapmıyoruz. Tamam. Ya bir saatliğine bize müsaade edin. Ücreti ne kadar? Sen ne kadar abi ücreti? Ücret pahalı bir şeylemez buraya biliyorum. Biliyorum abi. Öyle de. Adamın ya biz de şimdi yani. Video çekiyoruz. Evet. Aynen. Tren de çok meşhur bir gece kulübü. Para da sıkıntı yok. Neyse onu söyle yani.
Bu kadarını kaldırabilir miyiz bilmiyorum. Sen bizim Mami'yi de biliyorsun. Mami bizi gönderdi. Hesabı Mami'nin kartından ödeyeceğiz. Söyleyebiliyoruz mu hesabı? Yok. Söyleyemiyoruz mu? Arkadaşlar Erkan abi benim kulağıma bir rakam söyledi. Ama videoda söylememizi istemiyorlar rakamı. Sıkıntı yok. Mami kardeşimin inşallah limiti yeterli. Limit yetmezse... Limit yetmezse Murat abiyi dövebilirsiniz abi. Beni niye dövüyorsun? Anlaştık mı? Tamam Allah razı olsun. Geçelim o zaman. Yalnız içeride çekimiyor. Videoyu kapatalım. Abi yapma zaten amaç o. Bak kulağıma bir rakam söyledin. Şu an söylememi istemiyorum. İçeride çekimiyor. Gözünü seveyim. Zaten bak bizden başka kimse olmayacak. Bir saat bize. Seni seviyorum. Bir saat zaman aşağı çekelim biraz. Yarım saat, 45 dakika. Olur mu? Normal biliyorum yani. Ya abi biliyorum da yani video çektiğimiz için amaç bu zaten. Hani sizin de reklamınız oluyor. Bizim reklama ihtiyacımız yok. Ya bugünlük müsaade işte bize. Zaten daha tam kimse gelmemiş arkadaşlar. Bir saat sonra açılıyor. Mekan açılana kadar bizim. Bizim mi abi? Gel gel. İkna ettim gel. Arkadaşlar zor da olsa bir şekilde girmeyi başardık bu tiple. Sağ olsun abiler müsaade etti. Şimdi eğlence başlıyor. Şu an sabahtan beri düğün müğün arıyor. Davulcuları aradık, onlar da asker eğlencesine gelmişler. Biz de asker eğlencesi diye mecbur eğlenmek için gelmek zorunda kaldık. Öyle çok mi? Sinirliyim. Birçok yani çok param gitti. Ve mecbur mi? Eğlenmeye çalışacağız. Yani onlar eğlensin, biz izleyeceğiz gerekirse. Bakalım arkadaşlar, geçiyoruz. İş bitmemiş. Arkadaşlar alkol içmediğimiz için kola ve alkolsüz şampanya söyledik. Kardeşimin kesesine bereket Mami hemen. Hakkını helal et evet. Abi. Bu arada kartı bende her zamanki olduğu gibi şeyi söyleyemiyoruz arkadaşlar. Hani hesabı söyleyemiyoruz. Videoda söylenmesini istemediler. O yüzden hesabı söyleyemiyoruz ama Mami'ye çok sağlam bir hesap girdi. Geçmiş olsun, yapacak bir şey yok. Umarım Mami de orada eğleniyordur. Hadi bakalım. Arkadaşlar çok güzel eğleniyoruz. Buranın şu an boş halini gördünüz. Bu mekanın dolu halini de merak ediyorsanız görüntülerini videoya ekliyoruz. Gerçekten fena bir mekan. 10 numara 5 yıldız. Buradan Mami kardeşime çok teşekkür ediyorum bu zevki bize tattırdığın için. Bence yeterli. Geçelim. DJ müziğinde oyun havası oynayan Urbe. Mami'nin paraları, Mami'nin paraları. Gidiyor Mami paraları. Sabaha kadar Mami, sabaha kadar. Mami geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok kardeşim. Bize pahalı eğlence çıktı. Gelirken kartından para da çektim. Biraz bahşiş falan gerekiyordu. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Burada hesabı gösteremiyoruz arkadaşlar. Yani göstermeyin dediler yetkililer. Ama tahmin edin. Bilmiyorum. Mami'ye ne kadar burada hesap girdi tahmin edin. Şimdi geçiyoruz. Ha Emre bu mahallenin sözü. Emre bizim arkadaşımız. Gel kanka Allah'a kere. Tamam.
olsun abi. Allah tez zamanda kavuştursun. Hepiniz hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Abi gel. Sağ ol, sağ ol. Cebimizdeki para da gitti, hadi gidelim. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. İkinci günden hepinize merhaba sevgili dostlar. Biliyorsunuz dün gece çok eğlendik. Şimdi sırada pahalı ucuz tekne var. Mersin'deyiz şu an. Mersin'de bulabildik. Adana yakınlarında en pahalı bulduğumuz tekne işte burada. Teknemizin fiyatı 10 milyon. Birazdan içini gördüğünüzde siz de şaşıracaksınız. Bir teknede böyle şeyler, özellikler nasıl olabilir diyeceğiniz özellikler de var. Ucuz teknemiz burada. Ucuz teknemizin fiyatı 500 TL. Birazdan bu kime çıkarsa bunu ağzıyla şişirip binecek. Ya toplansaydın bari. Pahalı tekne de kime çıkarsa arkadaşlar 10 milyonluk tekneye binecek. Birazdan hep birlikte bu teknenin içinde göreceksiniz. Bu teknenin içinde göreceksiniz. Sizce bu tekne nasıl arkadaşlar? Ben bundan kalırım gönüllü. Ben de. Nasıl? Ya bu tekne değil Sefa, bak hala dalga geçiyorum benimle. Dün ben ne yaşadım sen biliyor musun ya? Asker eğlencesinde. Parmak attılar, bu çocuğu alıp götürüyorlardı. Onu unut artık, bak şu an 10 milyon TL'lik lüks tekne sana çıkabilir. Bunun hayaliyle yaşa. O zaman ilk ben çekeceğim bu kez. En sona bırakmıyorum. Tamam. Ben bir ton param ben tamam. çekeceğim. Tamam. Karıştırın abi. Parası 10 milyonluk kiralama parası. Bu teknenin parasını 500 TL'yi yine aynı şekilde pahalıyı çekenler ödüyor. Ucuzu çekenler de bu teknenin masraflarını karşılıyor. Tamam. Tamam. Gel lan. Yok Emre, şakalama. Kes lan. Sırayla. Dur gel, bakıyor oradan yandan. Şu kıya. Ananı. Sen de mi ucuz çektin lan? Pahalı! Sen de mi ucuz çektin? Pahalı! Bana 76 milyar para ödedim. Ben 76 milyar saatin maatın para ödedim ha. 76 milyar. Bunun parasını ben burada bugün eğleneceğim. Sen de şu küçük tekneyle açılacaksın, denize açılacaksın. Yalnız bu tekneyle fazla uzağa gitme. Sana ne? Çok yakıyor. Sana ne oğlum? Konuşamaz. Sen ne çektin? Para sıkıntı değil. Göster. Ucuzu çektim. Benim teknem hakkında konuşamazsın. Şişir tekneni bak. Kendi kazdığım kuyuya düştüm. Şimdi sen buna ne kadar ödemiştin? Ben şu an üzerimde 100 bin lira var. Saatle beraber, kıyafet, telefonla beraber 120 bin lirayım. Bende de var. 120 bin liralık bir adam olarak 500 liralık tekneye bineceğim. Hadi ben batarsam ne olacak? O zaman saatimi çıkarayım. Cebine koy saati kardeş. Ne olur ne olmaz. Oğlum saat suya falan batar gider bak. Yok gibi, giy bu saati. Öyle şey olmaz. Ya yok ya. Ben mi ödedim parasını? Ben mi ödedim? Var mı bak, tekneyi almazlar seni bak. Burası o zaman sinirlen mi? Bura elit diye. Benim teknem hakkında konuşamazsın. Adana'da pahalı tekne bulamadık. Mersin'e geldik en yakın, 1 saat mesafe. Mersin'in en pahalı teknesindeyiz. Çok iyi değerlendirin. Çok zor bulduk bu sana tekneyi. Sana ne? İçinde çok güzel. Ben bilmiyorum tekneyi. İçinde çok güzel odalar da var. Sana ne? Yatak odaları, banyosu. Sana ne? Böyle deniz altını gösteren camı var. Sana ne? İyi değerlendir. Yelkeni var. Yelkenle arkadaşlar dünyanın öbür ucuna bile gidebiliyorsunuz yelkenle. Ama ve lakin bana çıkmadı işte. Bunları ben yaşayacağım. Niye hayalini kuruyorsun dostum? Telefonumla bunu bırakmak istiyorum. Bak bana bak. Bak teknenin büyüklüğüne bak, ondan sonra konuş. İki kişi bineceğiz. Bu bir kişilik normalde. Bak şu yani şiştiği zaman şu bölümde olacağız Emre. Şurayı görüyor musun? Bu bölümde olacağız. Tamam, gel şey yapalım mı bebeğim? Titanik yapalım. Hadi gel. Ama arkada ben olacağım. Arkada benim. Yok oğlum. Yaşlı mısın? Bak, öne geçmen lazım öne. Bu kadar bir sen arkadan geçiriyor. Hayır hayır öyle geçirmiyorum kardeş. Elini ben açman lazım bu kadar. Evet arkadaşlar şu an lüks teknemizi çektik. Oo, oktan gelsene şuraya. Birazcık canım yanıyor. 76 bin TL evet ödedim, birazcık canım yanıyor ama ben bunun açısını çıkartacağım. Alnımın akıyla burayı çektik. Birazdan içeriye gireceğiz. Pirzolarımıza kadar yemeklerimizin hepsi hazır. Yatak odalar içerisindeki bak dinle bak dinle açık havada dinle bak. Of. Yani bunların hepsi lüks. Evet, rahat yapabilirsin. Evet, lüks, açık hava. Geçiyoruz, kazamız mübarek olsun. Can yeleğini alayım kardeşim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu sistem güzel ama her zaman da şanslı olacak halimiz yok burada. Emre, bunlar görmeden binek de şimdi biz binerken bunların teknesini kullanacağız. Teknelerin merdiveninden bineceğiz. Görürlerse bindirtmezler. Kusura bakmayın, teknenizin merdivenini kullandık ama o kadarlık onu idare edin. Kanka şu an bütün rüzgarın ucuna uçak bağlayacağım. Uçak bağlayacağız. He. Ben onların şey var ya yatı. Evet. Uzaktan ona sokup onları alabora edeceğim ben. Tamam. Biz burada eğleneceğiz. Pizolarımıza kadar yiyeceğiz. Senden rica ediyorum bu tahtanın ucuna güzel bir uçak bağla. Bana getirse sevinirim. Cansın bekliyor. Eyvallah. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu an Mersin'in en lüks teknelerinden bir tanesindeyiz.
Evet 76 binim gitti, param gitti ama alnımızın akıyla pahalı kartını çekip teknede bir gün ziyafet geçirme şansı yakaladık. Gördüğünüz gibi pirzol aralarımızdan, karpuzlarımızdan, meyvelerimizden hepsini hazır. Öncelikle ismini alabilir miyim? Deniz ben. Deniz memnun oldum. Deniz kardeşim bugün bize tekneyi gezdirecek, tekneden bahsedecek. Bugün teknede... Bir daha ben burada çekim yapıyorum. Burayı eğer ki bir daha sesinizi duyarsam botunuzu alabora ederim, tamam? Burayı tertemiz bak. Şimdi burası buradan başlayabiliriz kardeşim. Evet, burası abi teknemizin havuzluk bölümü. Burada oturma grubumuz var, güneşlenme alanımız var. Dümenimiz var, kokpitimiz. Peki bu teknenin fiyatı ne kadar? Öncelikle onunla başlayalım. Bu teknenin fiyatı abi 450 ila 500 bin euro arasında değişiyor. Yani 500 bin euro ne yapar? Yani 10 milyon. Aynen. 10 milyon TL, bu kadar anlamıyorum. 2 tane alırız. YTL'de kaldı Murat abi. Burası güneşlenme alanı, yemek yeme alanı dediğin gibi. Burası kardeşim. Burası salonumuz. Burada bir oturma grubumuz var. Gördüğünüz şekilde burada bir mutfağımız var. Evet. Mutfağımızda tamam böyle. Ama çok iyi abi ya. Aşırı iyi yani. Teknemizin sancak baş kanadı abi. Biliyorsun tekneye girdikten sonra evet, sağ ve sol bitiyor artık. Evet. Sağ sancak, sol iskele oluyor. Hmm. Burası teknemizin sancak baş kabini. Burada bir yatağımız var gördüğün şekilde. Evet. Orada yatakta uzanırken direkt karşıdan böyle... Misafir mi? Burası misafir, misafir odamız. Oo. Oha, duş da var. Reis çok iyi bu ya. Bu kabinin kendine ait özel duşu. Reis burası ne oldu? 1 artı 1 dedik, 2 artı 1 oldu şu an. Tabii 2 artı 1 oldu. Şu an 2 artı 1 oldu. Şurada bu kabinin bir de tuvalet banyosu var. Burada. Neresi oluyor? Hemen yanınızdaki kapı. Evet, şu kapı mı? Vay. Çok iyi, tekne mi alsak acaba lan? Reis bir şey söyleyeceğim, bu ne? Burası bizim sigorta panelimiz abi. Ha. Her şeyimizi buradan kontrol ediyoruz, yani yönetiyoruz. Burada da ikinci bir odamız var arkadaşlar. Burası da çok iyiymiş be. Ama bura oradan daha büyük gibi, o odadan. Gibi, hemen hemen aynı aslında. Ha, ya da burası daha geniş diye. Evet, o yatak biraz daha yüksek. Evet, bura daha geniş gibi, evet. Basit bir hissi veriyor. Evet, şu an ne oldu biliyor musun? 1, 2, 3 artı 1 oldu şu an. Evet, daha geniş bir oldu. Burada da... Buradan da girebiliyorsunuz bu şekilde. Reis, bir şey, ben bir şey söyleyeyim. Burada da abi. Bu arada her odada klima da var. Artı ve basma da var. Tabii. Klima peki nereden veriyor? Klimanın havalandırması hava yeri hemen şurada olması lazım. Duvarda. Ha evet, daha burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oha! Reis şu ne? Oha Sefa Gül buradan görünüyor mu? Oğlum çok iyi lan. Arkadaşlar çok iyi, ben tekne alacağım. Anas... Kim şu an artık tekne almayı düşünüyor. Şimdi master kabine geçiyoruz arkadaşlar. Oo baba. Abi. Gördüğünüz gibi atlar ama. Batıyorsun. Beri gel. Niye battık? Sen... Su geliyor bir yerden. Patladı mı lan bu? Yok. Beri gel, patladı, su giriyor. Ha? Vallahi bir şeyler oluyor. Mami. Patladı galiba lan bu. Lan indi bu. Ne yavaş, oldu buna lan? Yavaş yavaş batan geminin malları bunlar. İniyor mu bu? Batıyor. Sefa bu pozisyon olmadı. Ne oluyor bize? Su alıyor tekne, batıyor mu yok? Bizi de alın. Bizi alın. Alın. İçeri mi? İçeri mi alın? Al Murat abi verdi. Benim tüpüm yemek pişirecek. Bu sepkiyle. Alıyorum. Oradan koşuyorsun. Ya ben yemek yiyeceğim ya. Yemekten soğudum şu anda. Gerçekten yemekten soğudum. Var. Pişiren de pişir. Benim ne hayallerim vardı biliyor musun? Lüks tekne aklımda. Lüks tekne aklımda çok hayalim vardı. Bak. Pişir devam et. Deliliyorduk ha. Ama o her yerimiz ıslandı. Beymen'den aldım. Takım elbisenin rengine bak. Rengi soldu. Evet arkadaşlar şu an Alem tarafındayız. Yemeğimizi yiyeceğiz. Onlar orada piknik tüpünde üç yüzük yatının içinde sucuklu yumurta yaparken biz burada pizzolalarımızı yiyeceğiz. Hak ettik. Kartımızı çektik. Pahalı çıktı. Bedel ödedik aynen.
Şartlar ve koşullar ne olursa olsun hiçbir zaman için umudumuzu yitirmedik. Ben yitirdim artık. Üstümüze yağ dökerse yanarık ama onu da bil. Ona göre yağını dökme. Biçti mi o sucuk? 500 TL deyip geçmeyin. Gerçekten çok konforlu ve yaylı. Şu an kendimi kandırmaya çalışıyorum. Boşa dememişler. Fakirin ekmeği umududur. İçeride ne yapıyorlar acaba? Aç ağzını. Soğusun. Soğudu. Uzatma. Yok. Uzatma. Biz eksik. Kim nasıl? Çok iyi. Gerçekten zekanı hayranım. Ne demek? Pratik dedim zekanı. Ama var ya, deniz suyuyla deneyin arkadaşlar. Gerçekten çok farklı bir tadı oluyor. Çok iyi değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Sucuğu da kötüsünden alırdım. Yani konsepti bana çıkmaz diye düşünüyordum. 5 TL sucuk aldım çünkü şu an. Çok düşmanım. Benim hayalimde Murat abi Demir'e vardı. Ağam ne yapıyorsunuz? Durun lan. Al al al. Abi kemik ye. Sucuk yedik, karnımız tok. Kemik mi atıyorsunuz? Hı? Buraya kadar. Dur lan, derdinin elinde telefon var. İçi su dolmuş onun. Salaklar. Sağlıyor. Lan manyak sağlıyor. Arkadaşlar tekne çok güzel ya. Konsept gereği bu tekneyle gezmemiz gerekiyor. Biraz açılıyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar hakkınızı helal edin, biz okyanusu açılıyoruz. Onlara söyle, teknemiz küçük olabilir ama yetişebiliyorlarsa gelsinler arkamızdan. Kıbrıs'ta buluşuruz. Ya bu benim burada botun içine işedi, ayağıma geldi. Bunu kim verdi benim yanıma ya? Arkadaşlar ben bu şartlar altında bu tekneye binemem. Bak içine işedi. Bu suyu tahliye etmemiz lazım. Bak göster içini. Kendisi işemenin içinde, kendisi dilin içinde geziyor. Bak buraya da geldi bak. Bir şey söyleyeceğim. Sabahtan beri böyle kulaç atıyor. Çap 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 çap. Şunun işediği yere bak ya. Rengi değişti suyun. Biraz deniz suyu gibi bir tekneye daha beter sapsarı oldu su. Sefa. Ne yapıyorsunuz lan? Gidiyoruz. Biz tekneyle şimdi açılacağız. Nasıl bir duygu lan böyle bir tekneye binmek? Baba tarif edilemez. Şu an çok eğleniyor. Gel bir şey söyleyeceğim. Gel tamam. Gel yanıma. Arkadaşlar şimdi botunu patlatsan ya. Botu gitti şu an. Deniz bunun kirası bakımı ne kadar? Yıllık 200 bin lira. Yıllık 200 bin. Yıllık 200 bin lira. Peki bakımı? Bakımı, masrafı, parası. Normal genel yıllık rutin rakımları, totalde bir yıllık 500 bin lira masrafı var. Bu tekne diyelim benim. Binmiyorum ama sadece burada duruyor tekne. He, gel aylık masrafı bakalım. Ne kadar burada durduğu için? Aylık buraya senin masrafın, teknen varsa 45-50 bin lirayı buluyor. Bunun içinde de sadece tekne bağlama ve teknenin genel yıllık tatlı rutin mı bakımları? Yani teknen var, burada duruyor ve bakımı yapılıyor diye aylık 50 bin lira ödüyorsun. Ayrıca kaptan ve hostes maaşı hariç. Tabii evet. Ama siz sabahtan beri bizim canımızı sıkıyorsunuz. Burada bır 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 bır. Sana ne oğlum? Senin teknenin fiyatını sen git aldığın yere sor. Nasıl yapılıyor? Plastik neyden kullanılıyor? Senin bu tekneyle alakan ne? İmreniyor. Git başka tekneye imre. Benim tekneme niye imreniyor? Bugün bu tekne ben... Onlar da insan. Onlar da insan. Öyle bir şey davranma. Tamam gel karpuzunu vereyim. Gel yanıma. Gel. Karpuz vereceğim mi? Gel. Gel. Hadi. Gel. Bak doğru. Karpuzunu vereceğim. Bak gel, tamam sen affetsin. Gel tekneyi alacağım. Gel. Tekneyi alacağım ben. Alacağım. Yemin et. Gel gel. Bak şu tekneler var ya, şu tekneler. Alış. Lan. 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 Elle ben. Ayağımı kırdı. Ayağımı. Tut ayağımı Emre. Ayağımı ben görmüyorum abi. Çekin şunu. Sen niye patlattın bizim tekneyi? Yanlışlıkla oldu. Hadi elini ver Mami'ye çabuk. Ayağımı tut. Elini ver. Elim orada, elim orada. Elini ver Mami'ye. Mami kaldır. Emre tut gel. Hop. Tut. Tekneyi niye patlatıyorsun şerefsiz? İnin arabadan. Bak hele. İn lan tekneden. Ben indik el çağırdım diye ne geziyorsun oğlum abi, ya? Tekne nasıl patladı? Tekne bilmiyorum ki, tekneye ne oldu? Hayır bir şey konuşuyordu, niye patladı anlamadım. Ben de anlamadım. İn lan tekneden konuşma. İn lan. İn. Sen ne biliyorsun lan o tekneye? Bıçağı verin onu da. Sana ne lan? Tamam hadi gidin hele. Arkadaşlar biz şu an tekneyle yemeğimizi yiyip, meyvelerimizi yiyip açılıyoruz. Eğlenmeye geçiyoruz. Ağam bizi rahatsız etmeyin, biz eğlenmeye geçiyoruz. Tamam? Defol. Canın cehennem, inşallah giden de Titanic gibi batar. İtin bedduası tutsaydı gökten kemik yağardı. Kaptan çalıştın hadi. Deniz bir gezelim biraz ya. İsminin hakkını ver bebeğim. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar deniz eşliğinde. Güzel bir şekilde
duyuyor bu ya. Sefalardan uzak fakirlerden. Oh. Eğlenmeye geçiyorum. Geldi yani. Bir yap, yap da bir keyif yapalım dedim arkadaşımla. Evet tatlı. Vay sen, oğlum tatlı çok şeyine gel. Şu an arkadaşlar tekneyle açıldık. Her şey çok güzel. Sabahtan beri kafamızı şişirdiler. Kafamızı arttılar. Biraz yiyelim. Gerekirse yüzeriz, gerekirse yüzmeyiz. Ona göre hareketler yapacağız. Kaptanımız Deniz'le birlikte güzel bir şekilde şu an yol alıyoruz. Pahalı kartını çektiğim için de çok mutluyum. Afiyet olsun bu. Arkadaşlar bizi suya attılar, gördüğünüz gibi tir tir titriyoruz. Önemli değil. Lan s**tim, önemli değil, önemli değil. Lan sucuk ekmek, sucuk yedik, ekmek de yok. Biz bunun da intikamını alırız. Kendileri denize açıldı, gidiyorlar. He, püfür püfür esiyorlar, geziyorlar. Elbet bir gün o gün gelir. Keser döner, sap döner, horoz bir şeyler yapar. Sefa domalı, mami gömer. Horoz bir şeyler yapar. Aynen, yapar. Bekliyoruz. Arkadaşlar öyle bir eğlendik ki. Ha sen anlat lan Murat, amca. Var. Anlatmaya gerek yok, videoda gördüler. Biz de çok eğlendik. Önemli değil, video güzel oldu. Hani üstümüz başımız battı, final iyi olmadı, bizi üzdüler ama. Serinin devamı için like butonunu çökertin. 100.000 like'tan sonra yeni versiyonda inşallah intikamımızı alırız. Yorumlarda da serinin devamında neyin pahalısı, neyin ucuzunu karşılaştırmamızı istiyorsanız yazın. Bir sonraki seride çok yüksek like gelirse jet uçağı bulacağız. Bak jet uçağı, özel jet. Özel jetle teyyareyi kıyaslayacağız. Pahalı uçak, ucuz uçak yapacağız. O yüzden bir 100-150.000 like bekliyoruz. Çökertin like butonunu. Şuradan da diğer videomuzu izleyin. Şuradan da kanalımıza abone olun. Hepinizi seviyorum. Sevgiler.